2010-2011 sezonunun kupasını isteyen Trabzonsporlu taraftarlar Beyoğlu'nda sürdürdükleri temiz futbol eylemine bu hafta da devam etti. Trabzonsporlu taraftarlar 142 haftadır sürdürdükleri temiz futbol eylemine bu hafta da İstiklal Caddesi'nde devam ettiler. Trabzonsporlu taraftarlar hazırladıkları pankartlarla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'yı protesto etti. Taraftar sözcüsü İbrahim Ertunç, Trabzonsporlu taraftarların adalet ve temiz futbol istediklerini söylerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu taraftarlar 142 haftadır burada. İlk defa değil. Ve temiz futbol istiyorlar. Yani 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın söylediği gibi adalet yerini bulsun. Trabzonspor'muş. Beşiktaş düşerse düşsün. Toplumda yaşayan bireyler olarak çevremizde olanlara duyarsız kalamayız. İki hafta önce Almanya'da Tuğçe diye üniversite öğrencisi, öğretmen olacaktı. Bir kızımızı kaybettik. Ne? Toplumda yanında hiç tanımadığı bir kişiye saldırı oldu diye toplum bilincinden dolayı oraya müdahale etti. Çanıyla ödedi. Biz de bu mücadelede gerekirse onu da yapacağız. Biz salı günü döneceğiz. Bugün buradayız. Allah nasip ederse yarın Trabzon'a gideceğiz. Ki yurt dışında bu Avrupa gündeminde, Türkiye'den ne yazık ki duyulmayan şey Avrupa gündeminde getirmek için mücadele ettik. Örnek olarak söyleyebilirim. UEFA önünde 5 eylem yaptık. 4'ünün müsaadesini aldım. KAS önünde Türkiye'deki sorumluların sorgulandığı günü KAS önünde de eylem yaptık. 3 kişi olarak ama her zaman dedik biz buradayız yani. Kimse olmasa dahi hani 100 kişiden bir kişi dahi duyarlı olsa diğerlerini uyandırabiliyor diye. Eylemde Trabzonsporlu taraftarların bir de önemli misafiri vardı. 2011 yılında Amerika'nın ünlü yayıncı kuruluşu CNN'in yılın en başarılı gazetecisi seçtiği Alman yazar Benjamin Best de oradaydı. Best geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkardığı Satın Alınan Futbol adlı kitabından sonra şimdi de dünyada futbolun karanlık yüzünü araştıran bir belgesel hazırlığı içindeydi. Ich bin hier, weil ich einen Dokumentarfilm drehe. Sporun Karanlık Sayfası isimli yeni bir belgesel filme başladım. Dünyanın her yerinde bu konuyla ilgili çekimler yapıyoruz. Bu yüzden de buradayım. Bu davayı dünya spor kamuoyu yakından takip ediyor. Cezaevine girenler oldu. Çok kişi yargılandı. Maalesef sporda bu tür şeyler var. Neticesinde böyle tepkiler de var. İşte filmimizin konusu da bu ve buna benzer olaylar.